Profesör Reimers. Öncelikle bizimle olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Sizi televizyon programımızda konuk etmekten onur duyuyoruz. Bana bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Sohbete başlamak için sabırsızlanıyorum. Eğitimle Dünyayı Geliştirmek kitabınız ücretsiz erişimde Türkçe olarak yayınlandı. Bu da eğitimcilere büyük bir imkan sundu ve on binlerce kişi kitabınızı indirdi. Bu konu hakkında neler hissediyorsunuz? Bu kitabın ana teması nedir? Bunu duyduğuma çok sevindim. Elbette Aydın Yayınları'nın bu kitabı öğretmenlerin açık ve ücretsiz kullanımına sunmasına minnettarım. Bu bana şunu gösterdi. Çok sayıda öğretmen, özellikle pandeminin yaşandığı bu dönemde farklı bir bakış açısına gerek olduğunu düşünmeye başladı. Diğer kitabınız Küresel Yurttaşlar Yetiştirmek yine Aydın Yayınları tarafından yayımlandı. Türkiye'deki okuyucularınız için görüşlerinizi alabilir miyim? Bu kitap kimler için? Öğretmenler için mi yoksa aileler için mi? İçeriği nedir? İçeriği çok basit. Kitabın ana fikri şu. Öğrencileri yetkin kılmak için öğrencileri zeki görmelisiniz. Zaten bu yüzden kitabın adı Küresel Vatandaşlar Yetiştirmek. Onlara zeki birer birey gibi davranmalısınız. Karmaşık meselelerin üstesinden gelebildiklerini düşünmelisiniz. Bu karmaşık meseleleri sınıf ortamına taşımalarına yardımcı olmalısınız. Bu Türkiye'de çok kişinin okuyacağını düşünüyorum. Ve sizin de bu kitaba ilgi gösterdiğiniz ve okuduğunuz için onur duydum.